Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler, görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şark Türkistan ve dünyadaki bulu vatkan kün tertiptiki haberlerine huzurunla olsunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımızı bozsun. Azapkı baş egmegen halık maddi menfaatki baş egermu. 3-cü may ismini aşkarlamaslıq şərti astıda Şərq Türkistanın Xotan vilayəti haqqıda mərkəzimizə uçur yollığan bir körürmenimiz Xitay təcavüzçilərinin azap və qıynaşlarğa baş əgməğan Şərq Türkistan xalqını maddi mənfəət arqılıq asimilasiya qılış tədbirini qollanışqa başlığanlığını atalmış qoşmaq tuqqan Xitayların ayda bir həftə Uyğurlarının uydu turub maraqçılıq qılıvatqanlığını Şərq Türkistan xalqını maddi mənfəət bilan aldab Xitaylar bilan toy qılışqa rəğbətləndirishqa başlığanlığını Yakında bir kısım kişilerinin lagerden üyüge kilip getişige ruhsat kılınğanlıkını aşkarıldı. O monularını bildirdi. Tukallar her ayda bir hafta üyümüzde turuvatıdı. Bizden koşnik kentte iki Uyghur bala Xitay bilen toy kıldı. Xitay bilen toy kılgan Uyghurlarga 100 min yuan tolukluma ve öy beruvatıdı. Yakında bir bala Tugay dep kalgan Xitay bilen toy kıldı. Hazır bir kısım Uyghur kızları tep tartmay Xitay bilen toy kılsak bolğudak deyişke başıldı. Toyunu kent kadirleri kılıp berudu. Toyda nikah okulmaydı. Sırtta nikah okuyalıgıdak adam mı yok? Bolgan taktırdımı neçi yıl türmüge taşılın işiden korkup okuyalmaydı. İki yıl içiden nurgun işler özgürüp getti. Xitayning Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengişideki kararı hemmini hayran kaldırdı. 1 may Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengişi 1367 numarlı hayeti karar makullab, Pakistan'daki Ceyş-i Muhammed Teşkilatı'nın katliveşi Mesud Ezher'ini teröristler tizimlik kirgüzdi. 13 yıldan beri bu kararı izcil karıştırıp gelgen Xitay meydanını özgertip, bu kıtım karşı avız vermedi. Birleşken Milletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengişi bundan burun bu teşkilatını teröristler tizimlik kirgüzüş üçün köp kıtım karar sunugan bolsumu, ama Xitay taraf Xavfsizlik Kengişideki 5 daimi aza devletinin biri bulu süptü bilen karşı avız verip gelgeşke, Bu karar izcil makullanmagan idi. Hindistan mı 2016 yıldan başlap bu teşkilatını terörçiler tizimlikige kirgizish haqqida iltimas sunup kelgen bolup, Xitayning qarıştırışı bilen iki devlet otursidiki münasibet yirikleşken idi. Bu qatımkı Xitayning kararı hemmine hayran kaldırgan bolup, bunun sebebi haqqida köpligen analizler otturuğu koyulgan. Analizciler Xitayning neçi vaqtdan beri Xitayning dünyanın her qaysi jaylardaki terörlük teşkilatlarını Korallık gruplarını, müstebit hakimiyetlerini astırıttın kollap gelgelikini. Bu sebepten halkaradaki inavetinin tövellep yalğız kalgalıkını, bu sebeplik Xitay'nın bu karar arkalık ehvalını yakşılamakçı bolgalıkını. Şundakla Amerika Xitay Suudi Uruşu'nun mu bu kararga təsiri bolgalıkını oturgu koygan. Ondan başka Xitay'nın bir tarafından Şarık Türkistan'daki milyonluğa Müslüman halkını terörlükü karıştırış bahanesi bilen ceza lagırlarına kamışı, Yeni bir tarafdan terrorchilar tizimlikiga kirgizilgan tashkilotlarni yoshirin qo'llashi qattiq tanqidga uchragan bo'lib, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning bu qilmishini nomussizlarcha saxtipazlik deb ayiblagan edi. Tashkilotlar Turkiyaning har qaysi joylarida Sharq Turkiston vaziyatini tunishtirdi. 2 may Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahman Apandi Türkiye'nin Konya vilayeti Necmeddin Erbakan Üniversitesi Tibbi Fakültesi'nde uyuşturulan bu eserinin mezlumi Şarkı Türkistan temasidagi faaliyet ve fotosurat körgezmesine teklif bilen katnaşıp, Şarkı Türkistan tarihi ve Xitay'nın Şarkı Türkistan'da ötküzvatkan cinayetlerini tepsili tunuşturdu. 3 may Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Dr. Abdusalam Teklimakan, İnsani Yardım Vakfı İHH Sivas Şöbesi'nin teklifi bilen Xalık Kitabhanesi Yığın Zalı'da Şarkı Türkistan'ın hazırlıkı vaziyetini tunuşturdu. 3 may yana Şarkı Türkistan Tenterbiye ve Terakkiyat Cemiyeti Reisi Tahir Kökbayrak 7 Hilal Cemiyeti'nin Öncüler Kitabhanesi ve Mehmet Niyaz Eltuğ Anatoliye Uttur Mektibi'de Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan basturuş siyasetlerini tunuşturdu. 2 may Şarkı Türkistan Medeniyet ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi Seytüm Türk Efendi Konya'daki Selçuk Üniversitesi Kanun Fakültesi ve Enver Uttur Mektibi'de ötküzülgen yığılış katnaşıp Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyetini tunuşturdu. Amerika ceza lagerdeki kişilerin sanının 3 milyonu yakın işgallikini bildirdi. Merkezi haber agentliğinin haberde bildirilmişçe 3 may Amerika Xitay'nın 3 milyonu yakın Müslüman halkını ceza lagerine kamağallıkını katlıktan kıtkıldı.
Bu Amerika'nın bu mesele hakkındaki Xitay'a kılgan en katlı tenkitlerden biri hesaplanıdı. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği Asya Tinç Okyan İşleri Yardımcı Ministeri Randall Shriver'ın bu tenkidi Amerika Xitay münasibetini ciddileştirip koyuşu mümkün olup, Xitay ceza lagerlerini izcil halde radikallığa karşı kayıt terbiyeleş merkezde atap gelgen idi. Shriver nime üçün Natsist Germaniyesi'ye işiltildiğin ceza lageri degen atalgını işletkenlikini sorugan muhbirlerine cevap verip, İgiligen uçurlarımızga asaslanğanda en az bolğanda 1 milyon kişi ceza lagerge kamalgan. Bular hatta 3 milyonga yetişi mümkün. Ceza lagerde 101 vatkan işler, Xitay'nın maksat nişalları ve şundaklı ularının eylan kılgan bayanatları bu sözünü işiltişimizden nahayeti muvapıq bolğanlıqını bildirdi, dedi. Xitay'nın Amerika'daki baş elçisi bu meselege hazırca tihi inkas kaytırmadı. Ankara'da gayibanı cinazı namazı okuldu. 3. May cümə namazından kin Ankara dini itiqad erkinliği münbirinin azaları Hacı Bayram camisiga yığılıp Şarkı Türkistan'da şehit kılınğan jurnalist Mirkamil Qashqariyning anısı, şundaqla Şarkı Türkistan Ma'rifa Hemkarlıq Cemiyeti reisi, Qoşumçı Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzxan'ın hammesi, merhum Büyük Hadice Hacim'nin ve Şarkı Türkistan'daki barlıq şehitlerinin gayibanı cinazı namazını okudu. Jurnalist Tayyar Tercan vakaleten söz kılıp, Şarkı Türkistan'daki zulümge asimilasiyaga uçuravatkan, itikadı sebeplik kırgın kılınavatkan halkının yenide ihkellikini, zalimlerge karıştırdığallıkını bildiriş üçün bu namazgı yığılgallıkını bildirdi. O yana Şarkı Türkistan halkı öz vatinde erkin hayat keçirgedek bolganga kadar, bu dava üçün pidakarlık körüstüdüğallıkını ve zalim Xitay'nın hamam bir günü halak buludugallıkını, cinayetlerinin hesabını beridigallıkını tekitledi. Gayibanı cinazı namazıga iştirak kılgan Şarkı Türkistan Medeniyet ve Hemkarlık Cemiyeti reisi Süttüm Türk Efendimi söz kılıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini tunuşturdu. Türkiye'nin en çok camisi içildi. İstanbul'da 63 bin kişi birli vakitte namaz okuyalaydıgan Türkiye'nin en çok camisi içildi. İstanbul'da kuruluşu bunundan 6 yıl ilgiri başlanan ve 63 bin kişi birli vakitte namaz okuyalaydıgan Türkiye'nin en çok camisi Büyük Çamlıca Camisi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ı iştirak kılgan murasım arkalık Cuma namazından kin içildi. Murasımga yerlik ve çetellik mihmanlar teklif bilen katlaşkan bulup, camide kün boyu Kur'an-ı Kerim tilavet kılındı. Osmanlı İmperiyası Selçukiler Devleti'nin binakarlık uslupları bilen, hazırkı zaman kuruluş teknikisi birleştirilip yasalgan Büyük Çamlıca Camisi, şehrinin yeni simvollarından biri bulup kaldı. Körken binakarlık kuruluşu bilen İstanbul'un her bir noktasından körgülü bulduğun cami, bu heyvetlik kurulmasına layık alahidelikke ige. İçige kirgen haman Adem'nin huddi İstanbul'un simvoluğa aylanan Osmanlı İmperiyası devrede padişahlar tarafından yasat kuzulgan camilerinin devam edek his duygularına çömdürbetilgan Büyük Çamlıca Camisi, kuruluş üslubudan her bir bölümdeki en nazik kurulmasıca Adem'ni hangtan kaldırdı. Caminin her teşi dügüdek bir manağı ige bulup, onlarının en muhimlerinden bir kançısı tümendikçe. Altı munari imanın altı şartının temsil kılıdı. 34 metr daireli kubbesi İstanbul'un temsil kılıdı. Caminin 3 muazzinlik 4 munari Malazgirt zeperege atap 107.1 metr kılıp yasaldı. 72 metrlik anı kubbesi İstanbul'da yaşaydıgan 72 milletini temsil kılıdı. Kubbenin içi terapiye 16 Türk devletini esletken halde Allah'ın isimlerinden 16'si Heşir Suresinin ahirki 2 ayeti bilen nakışlendi. Erdoğan caminin içilişi de mündak dedi. İstanbul'umuzdan güzellikigi güzellik koşkan bu caminin içidin cemaatini, munarlarının ezanını, kubbesinin Kur'an nidalarını kıyamet kişi tohtatmağın deyip Rabbimge dua kılımın. Şundaklı bu münasebet bilen 566 yıl burun İstanbul'un ışıklarını İslam'a açkan Büyük Sultan Fatih Sultan Muhammed'ni, bu coğrafyaya medeniyetimizin tamğısını urgan Mimar Sinan'ni rahmet ve minnet bilen yad itimen digerlerini bildirdi. Yurt dışından ülkemizi teşrif ederek bu sevinçli anımıza ortak olan kıymetli misafirlerimize şahsım, milletim adına hoş geldiniz diyorum. Bugün bizleri bir araya getiren, gönüllerimizi buluşturan Yüce Allah'a hamdü senalar ediyorum. Resmi açılışını yaptığımız Büyük Çamlıca Camii'nin İstanbul'umuz, ülkemiz ve alemi İslam için
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Böylesine muhteşem bir eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen mimarından, mühendisinden, işçisine, sanatçısına, hayırseverinden, tesip ve tezyin ustalarımıza kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Xitayning Uyg'urlarni bastirishi Tayvanda Xitoyga bo'lgan gumonni texmi oshirdi. Tayvanda hokimiyat peshidagi Demokratik ilg'orlik partiyasining bayonotchisi Li Wen 2 may kuni diplomat jurnalda maqola e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamli jazo lagerlariga qamashi Tayvanda uningga qarata texmi gumon paydo qilganligini bildirdi. Uning ilgari surishicha Sharq Turkistonda yuz bergan kishilik huquq krizisi Xitoy Kompartiyasining kontrolligidagi Tayvanning kelajagiga ko'langi tushirmoqda ekan. O Tayvandagi munozaralarda Xitoyning Uyg'urlarga tutgan rahimsiz muomilasi Tayvanning kelajagining bishorati deb qaralayotganligini ta'kidlagan. Uning ilgari surishicha Tayvandagi taratqular Sharq Turkistonning vaziyatiga diqqat qilayotgan bo'lib, ular Uyg'urlarning ahvoli agar Tayvanni Xitoy boshqarib qalsa, uning mavjud demokratik hayoti qanday o'zgartirilganligini yoritib beradi deb qaramoqda ekan. U yana Tayvanda Xitoyning Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi rayonlarda erkinlikni bo'g'ishi uning o'z chegarasi ichidagi farqli tarix va madaniyatlarga ega rayonlarni boshqarishda iqtidorsiz ekanligini namoyon qildi deb qaralayotganligini ta'kidlagan. Li Wen 3 may kuni Erkin Osiyo radiosining Xitoy bo'limining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning o'z xalqining kishilik huquqi va huquq manfaatini ezishi amaliyotda Tayvan xalqini bir davlatda ikki xil tuzum va Xitoyning tahdidiga qarata texmi cho'ng gumon va ishonmaslik paydo qiladi deganlarini bildirdi. U Tayvanda Xitoydagi Uyg'urlarni qo'llash sadolari sarlavelik maqolasi yana Tayvanni Xitoyga selishtirib, Tayvanning musulmonlarga va osonlik diniy guruhlarga texmi do'stona muhit yaratib berayotganligi. Uning diniy organlarni Xitoydagi hokimiyatga tahdid, oshqulluq deb qarash o'rniga ularni erkinlik va ko'p xillikning kafolatchisi deb qarayotganligini bildirgan. U maqolasining oxirida mana bu tayvanliklarning Uyg'urlarni qo'llab, Xitoy rejimining vahshiyligini to'xtatishini talab qilishini texmi muhim qilmoqda degan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunaqa qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.